Efe! Ne yaptın sen? Ne yaptın? Gittin konuştun değil mi? Gittin babama her şeyi anlattın. Mahkemede konuşacağımız her şeyi biliyor. Annemin duruşmayı kaybetmesi için gittin her şeyi anlattın. Ya kızım sen hiç akıllanmayacak mısın ya? Ya çocuklar. Mahkeme başlamadan önce bir konuşaklarımız üzerinden geçelim. Ne dersiniz ha? İyi işe yaramayacak da. Gelin hadi. Abla, bir başına her şeye nasıl yetişeceksin? Bilmediğim bir şehir, çocuklar var. Çalışacaksın bir yandan. Mithat'ım, zaten burada da çalışıyorum. Çocuklar sınava hazırlanıyorlar, orada da hazırlanabilirler. İşte önemli olan ben Seyit Halim'i alabilirsem onu da anaokuluna veririm orada. Abla, tedavin de var. Senin ilgiye, desteğe ihtiyacın var. Mithat, tedavi zaten artık Adana'da devam ediyor. Sen merak etme. Duruşmayı bir atlatalım da ne olur. Güzel kızım. Siz konuşun. Ben çıkayım. İyi misin sen? İyiyim Kerem. Senin niye yüzün nasıl ki? İyi misin? Babamla konuşuyordu hanımefendi. Suçlu ya. Vicdanını rahatlatmak için şimdi sana sarılıyor. Ne var oğlum bunda? Babanız sonuçta konuşabilir. Ne var bunda Kerem? Benim babam değil. Her şeye rağmen Defne hala konuşuyorsa alsın onun babası. Neyse biraz da mahkeme başlayacak. Çocuklar bakın söyleyeceğiniz şeyler çok önemli tamam mı? İhsan boşuna uğraşmayın. Bizim söyleyeceğimiz hiçbir şeyin bir anlamı kalmayacak. Defne olduğu sürece biz bu davayı kazanamayız. Melek Hanım'ın rahatsızlığı bu davayı bize kesin kazandırır. Karşı tarafın avukatı İhsan Bey, rapordaki bilgiyi gizlemek için hakimle görüşmüş. O zaman öyle yapacağız. Mahkemede buna dair en ufak bir imada bulunmayacaksın. Neden Kenan Bey? Bu bizim için büyük bir koz. Peki sen şöyle otur bakayım. Çok ayakta kalma. Yeni çıktın hastaneden. Geçecek bu günlerin hepsi Defne. Atlatacağız. Geçecek güzel kız. Biz güçlüyüz tamam mı? Hepsi geçecek. Kerem otursana oğlum sen de. Albay raporun içeriğini öğrenmeyecek anladın mı? Senin paranı ben veriyorum. Rapor gizli kalacak. Hiç hava almaya çıktım. Ya benim soluğum ciğerime battı ya. Ben duramayacağım Cumali. Ben gideceğim konuşacağım bunlarla. Olmaz. Şimdi değil. Ya duymadın mı? Gidecektiler. Bir kız uğruna talan edip ortalığı gidecilermiş. Memleketi yuvayı bırakıp da gitmek ne demek oluyor? Ne demek? Ha Ömer'i anladım. Gençtir, sevdaya düşmüştür, cahildir. Ya anası? Anası nasıl olur verir böyle bir şey? Müsaade etmeyecek herhalde.
Senin dilin mal mı oldu? Sen de mi onlardan yanasın? Yok. Ben gidip konuşayım Vildan'la. Olmaz dedim Zümrüt. Şimdi konuşmayacaksın. Biz denileni ne işittik ne duyduk. Habarımız mabarımız yok. Bilmeyecek yani. He öyle olucu. Şimdi gidip usulca oğlanı ziyaret edecek para var. Yok yok. Söz vermeyeyim vallahi. Ben susamayabilirim Cumali. Susucum Zümrüt Hanım. Gerisini de bana bırakacak. Ben ne dersem o olucu. Sen şuradan sağlıcakla bir çıktı hayırlısıyla. Nerede mutlu olacaksan ben zaten yanındayım oğlum. E okulun da bitti sayılır. Girersin sınavına. İhtisasını nerede yapmak istiyorsan gidersin oraya. Senin mutluluğun, huzurun her şeyden önemli. E bunun adı da Defne ise onu da bağrıma basacağım. Bak ya annem ya. Sen böyle benim yanımda ol tamam mı? Biz her şeyin üstesinden tek tek geliriz tamam mı? Geliriz anne. Geçmiş olsun. Oo dedem hoş geldin. Doktorum nasılsın? İyiyim dede çok şükür. Ben de aslında. İyi olucum tabii ya. Benim torunuma bunlar vız gelir tırs gider vallahi. Güçlü kuvvetli adamsın. Allah'ım seni bize bağışladı. Ben gördüm seni maşallah. Ne zaman çıkar iyiler? Çok kalmam herhalde. Yani toparlanır çıkarım. Haberimiz olsun da. Evde hazırlık yapalım. Bir güzel bakalım sana. Maşallah var benim oğlumun. Buradan böyle yürüye yürüye çıkacağız biz. Ya ne yürümesi anne ya. Bıraksalar koşarak giderim. Onun için böyle evde bir düzene falan gerek yok. Ailenin ilgisi, alakası şifa gibidir oğlum. Herkes hayatına geri döner. Bir bakmışsın. Bir tek ailen arkanda. Unutma Yasin. Korkuttun bizi doktor. Vallahi deden Güren'e getiricidin ha. Bak bir daha yaparsan çekerim kulaklarına haberin olsun. Yaşanması lazım yaşandı dede. Ama geçti çok şükür. Sen tez bir vakit çık buradan. Ben bir kurban kestireyim. Fakir fukaraya dağıtayım. Sonra da alıcım seni sağ tarafıma aslanlar gibi. Bileyim ben arada bir söylenir ne ederim ya. Sen benim kıymatlımsın. Bilmem mi dede. Siz de benim için çok değerlisiniz. Evilden gelin. İyi bakasın torunuma. Bilin değil mi? Cumali Şirhan'ın kıymatlısıdır o. Merak etme baba. Dede! Oy dedesi ona kurban olsun. Nasılsın sen ya? İyiyim dede sen nasılsın? Şükür Allah'a. Neler yapayım sen? Dede. Ben Mahmut dayımla oyunlar oynadım. Ah 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 diye gelip durduk. Nasıl güldün nasıl? Ah ah ah. Keşke sen de olsaydın. Biz de burada oynarız. Evet. Babası mahkemedeydi baba da. Hadi alayım geleyim dedim ben de. İyi etmişsin. Dillerini yerim ben senin kuzum benim. Bana anne karnım acıktı. Uy ben sana kıyamam. Beyhan. Seyden'in karnını doyur güzelce. Sonra da o yaptığımız tatlıdan ver ama yemeğini yedikten sonra tamam mı? Hadi. Gel bakalım kıvırcık. Beyhan abla çantasını da al hadi. Hadi gel. Ben ufak da yiyeyim. Mahmut mahkeme ne oldu? Vallahi mahkeme daha devam ediyor. Daha hiçbir şey belli değil. Rabbim hayırlısını versin inşallah. Bu defa çocuklarına kavuşur da dertleri biter. İnşallah. İnşallah. Kadriyem hadi sen de hazırlan da çıkalım biz. Doktora randevu aldım. Ne doktoru ya? Ya ben de bebeğimi görmeyeyim bana ya. Hadi sizden de hayırlı haberlerle gelin hadi. İnşallah. Tamam. Ben de mantomu, çantamı falan alayım. Hadi anne gel.
efendim ilk duruşmada çıkan karar üzerine bizden istenilen sağlık raporu dosyamıza mevcut olarak bulunmaktadır. Ayrıca velayetlerle ilgili olarak da yetişkin çocuklardan Kerem ve Defne Yıldırım'ın görüşlerinden alınmak üzere mahkeme huzurunda hazır bulunduğunu bildirmek isterim efendim. Teşekkür ederim. Hakim Bey, müsaade ederseniz ben bir şey söylemek istiyorum. Alpay Bey, lütfen oturun. İhsan. Tamam, tamam, sakin ol. Hakim Bey, lütfen izin verin. Söyleyeceğim şeyler mahkemenin seyrini değiştirecek. Hakim Bey, ben çocukların velayetinin annelerinde kalmasını istiyorum. Kazandık. Artık annenizi kardeşinizi ezdirmeyeceksiniz. Birbirinize sahip çıkın. Bu şey nasıl oldu, ben inanamıyorum. Olay bir şey öğrenmiş olmasın? Yok, yani sanmıyorum Melek. Hakim gizli kalacağını söylemişti. Gördün mü Kerem, ne konuştuğumu? Sandığın kadar da aptal değilmişim. Nasıl yaptın ya? Ona gerçekten baba olabileceğini anlattım. Üç kardeşi birbirinden ayırmadı. Annemi bizden ayırma dedim. Hatırlıyor musun, bizden bir şans istemişti. Ben de ona o şansı verdim. Seninle gurur duyuyorum. Anneciğim, ben senden çok özür dilerim. Bilmiyorum bu yaptığım hatalarımı telafi eder mi? Ne? Ben sana
Hiçbir zaman gönül koymadım. Hiçbir zaman gönül koymadım. Güzel kızım. Sen de gel bakayım buraya. Canınızı sevdiğiniz ardınızda bırakmadan rahat rahat gideceğiz burada. Yepyeni bir hayata başlayacağız. Niye vazgeçtin? Bir dakika bekleyin beni burada. Bunu neden yaptım bilmiyorum. Teşekkür ederim. Biz çocuklarla gidiyoruz buradan Alpay ama tabii istediğin zaman görebilirsin onları. Tabii ki onların rahatını, huzurunu bozmadığın müddetçe. Belki de bundan sonra daha insanca bir ilişkimiz olur. Bu arada evlenmişsin. Mutluluklar dilerim. Umarım bu sefer gerçekten mutlu, huzurlu bir ailen olabilir Alpay. Teşekkür ederim baba. Kardeşinizi alalım gidelim. Anne önce ben Ömer'in yanına uğrayabilir miyim? Merak etmiştim. Kim merak etmiş? Acaba ablası biraz karışık da. Biz gidelim geliriz hemen. Tamam beraber gidin ama olur mu? Geç de kalmayın. Bu akşam yemeği hep birlikte yiyelim. Tamam. Doğrusu buydu kardeşim. Melek Hanım'ın derdi büyükmüş. Bundan sonra hiç değilse çocuklarıyla huzur bulsun. Yarım olmuş bir insanı evlatlarıyla sınamak sana yakışmaz. Ne yarımı ya? Ne yarımı? Yarım kalan benim. Çocuklarımı kopardı benden Melek Hanım. Burada. Ay, orada benim küçük fıstığım Mahmut. Baksana. Oy kuzuma bak hele ya. Kuzum ya. Baba kurban olsun sana yavrum. Rabbim kucağımıza almayı nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Yüce Mevlam baba dediği günleri de göstersin inşallah. Şu an gayet sağlıklı görünüyor. Herhangi bir problem yok. Çok şükür.
Mahmut. Bak ben şöyle kocaman bir tane nazar boncuğu isteyeyim ha. Konağın tam ortasına asacağım. Bundan sonra öyle nazar değmiş falan bak istemeyeyim ha. Ya sen istersin de ben nazar boncuğu almam mı sen ha? Aha kamyon da getirir konağın arabasına yarım hepsini. Ya sen deli misin Kadir'im ya? Sen deli misin ya? Senin istediğin oh nazar boncuğu olsun. Kalp atışını duymak ister misiniz? Ya böyle bu bit kadar bebeğe kalp atışım var doktor hanım yapma ya. Mahmut duyayım mı? Duymam mı ya Kadir ya? Duymam mı? Abla, ben Defne'nin yanında bir şey demedim de. Şimdi hastanede görünce canı sıkmasınlar kızın laf edip. Mithat ben ona yani gitme desem bu sefer aklı kalacak. Bir de ben artık Defne'ye gitme görme demek istemiyorum yani. İkisinin de suçu günahı yokken geçmişin bütün yükünü çocuklara yüklediler. Yani sen de ben de gittik üstlerine yok yere biliyorsun. Haklısın abla, haklısın da. İşte ben üstlerine vardıysam korkumdan. Olacakları bildiğimden. Yoksa Ömer iyi bilir benim ona karşı bir düşmanlığım olmadığını. Gerçi bak Allah var, onca öfkeme rağmen bir saygısızlığını da görmedim. Ya Zümrüt teyze çok fenaydı bugün esas. Yani bir şey demeyeyim diyorum. Onun da acısı var, yangını var. Anlıyorum tamam ama Defne'nin üstüne o kadar çok gitti ki, öyle laflar etti ki benim de içime oturdu. Yani bu kadarını da beklemezdim. Vallahi ben artık hiç şaşırmıyorum abla. Herkes kendi derdini bir kenara koymuş, gözleri başkasının yolunda. Vallahi öyle ha. Doğruyu yanlış anlamadan yürekleri yıkıyorlar. Ben de babam yüzünden, şu elin atışesi yüzünden kızın kalbini kırdım ya. Kıza bir sürü laf etmiş, ona neyse. Hatice. Hatice. Allah'ım yarabbim. Ya bizimkilerden arka aldıysa şimdi biliyorsun birbirlerini gaza getiriyorlar bir de. Ben konuşayım mı halamla bir ister misin? Yok yok abla yok sakın. Sanki bir kabahat etmişim de yüzüm yokmuş gibi olur. Ablasını araya sokmuş dedirtmem. Halil. Melek, duruşma ne oldu merak ettim. Halil düştü dava. Hem de Alpar kendi rızasıyla bıraktı çocukları. Ne diyorsun ya? Bak çok sevindim buna. Gördün mü her şey birbiri yoluna giriyor. Çok şükür Halil. Yani Allah bugünleri de gösterdi ya bana. Çok şükür. Derda da burada çok selam var. O da çok sevinecek. Melek ne diyeceğim sana? Sen Milli Hoca'ya gelsene. Sana diyeceklerimiz var. Tamam tamam. Gelirim şimdi oraya. Tamam bekliyoruz. Hayırdır? Alpay Efendi. Ha. Yola gelmiş nihayet. Bunu yola getiren Allah'ın adaletine şükürler olsun Derdo. Çok şükür. Hala dolan iller burada. Kimler? Gemoloji. Melek'ti, Defne'siydi. Etme ana. Biz nasıl yandıysak Ömer'e, Hatice'de o da ana. Hem kızına hem Ömer'e kahroldu. Kabahatini bileyim de kahroldu. Ömer'im Defne'nin peşine takılıp gitmeyeydi. Bunlar olmayacaktı. Biliyi de kahrolayım. Yapma anacığım. Ben Defne'ye de Melek'e de çok üzüldüm. Yani zaten huzuru rahatı kalmamıştı kadının. Bir de üzerine bütün bu yaşananlar. Sen de çek artık şu kinini üzerlerinde. Yazık. Etme ana. Sen bayağı birlik olmuşsun kızım onlarla. Benim birliğim de dirliğim de sevgiden yana. Siz de yılların kinini bir kenara koyup davranaydınız. Belki de bu kadar çok can yanmayacaktı. Anacığım, ben hayatım boyunca acılarımla, kayıplarımla terbiye oldum. Kalp yıkmak değil. Yıkılan kalbe el vermek marifet. Neyse, ben yukarı çıkayım. Ömer uyanmıştır. Canı bir şey ister falan belki. Sen de bekleme. Babamın yanına git artık. Nasıl böyle bir anda tuzlu bir şeyler istedi? Anlatamam sana. Gelirken söylesene adam bir şey yerdik. Şırdan birden bir şey yerdik. Dancığım, tekrardan çok geçmiş olsun canım. Sağ ol Kadireciğim. Çok geçmiş olsun Bilmem bacım. Allah şifasını versin inşallah. Nasıl Ömer? İyiyim biraz daha. Çok şükür çok iyi şimdi. Siz hayırdır?
Ay benim canım aniden tuzlu bir şeyler hissetti. Ben yabancı demişsin. Ben gebeyim de. Ay çok sevindim Kadriye. Hayırlı olsun. Olmasın canım benim. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Bana bak. Kimseye söylemek yok ha. Nazar değil sonra. Alırım bir nazar duamı. Sen hiç merak etme. Nazar da değmez. Dualarım da seninle. Allah analı babalı sağlıklı büyümesini nasip etsin inşallah. Amin. Amin inşallah. Hadi Kadriye'm sen ne alıcısın al da sonra da bir Ömer'in yanına çıkalım. Ha tamam gelip biz de. İyi hadi bekleriz. Hadi. Zümrüt teyze, tekrar geçmiş olsun. Olsun, olsun. Marifetinizi görmeye mi geldiniz? Anladık. Meleğin yüzü yok. Anlaşılan sirayet etmiş. Arsızlık. Hele ne diyorsun sen Zümrüt teyze? Bu dedin yakışıyor mu hiç sen? Yakışan, yakışmayanı bileydin. Sen şimdi başın önde, oturduğun yerde oturaydın. Zümrüt teyze ne diyorsun Allah sen? Melek zaten gidiyi. Daha hala ne konuşayım dilin zehir gusiyi. Gidiyi gitmezsin hadi. Giderken yaktığı ateşle Ömer'imi de peşinden sürükleyin. Yıllarca meleğin hallimi ettiği yetmemiş gibi... ...şimdi de kızı Ömer'ime zehirini akıtayım. Ömer'im o kız yüzünden evini, yurdunu terk edip gideyim. Vatan reva yok mudur? Kimse dur demeyecek mi bu gidişe? Yüreğiniz buz kesmiş sizin. Yazıklar olsun. Aman. Ömer deme gideyim canım. Vah. Aman Kadriye boş ver. Biz hiç karışmayalım bu işe. Aman. Aman yok. Ne mi lazım? Ne karışacağım? Hadi gel ne istiyorsan alalım. Kerem. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Bilden teyze. Defne içeride de Ömer'i görmeye geldik. Oh, iyi etmişsiniz. Sevinmiştir Ömer de. Hiç umudum yoktu babamda. Çok şaşırttı beni bugün. Haksızlık yaptığını anlamıştır. Şimdiye kadar niye anlamadı o zaman? Yani hiç mi görmedi acı çektiğimizi? Defne, yani sen çok büyük bir kaza atlattın farkında mısın? Ve o senin baban. Ya birden böyle değişmesinin sebebi kaybetme korkusu yani. Bir de ilk defa adam böyle bir şeyle yüzleşti. Yani doğru söylüyor olabilirsin. Mahkemede bana bir bakışı vardı sanki affet beni der gibiydi. Aman neyse. Yani şu an bunları niye konuşuyoruz ki zaten? Bugün çok güzel bir gün. Evet, bugün çok güzel bir gün. Küçük Ali de artık sizinle, değil mi? Ama biz gidiyoruz Ömer. Annem Ali'yi alamasaydı dayanamaz kalırdı burada. Ama yani... Ha. Bunun haberin yok tabii. Ben annemle konuştum, okul bir hikaye bitiyor. İhtisasımı Adana'da yapacağım. Annem de gelecek bende. Yani biz ayrılmayacağız Defne Hanımcığım. Sen ciddi misin Ömer? Evet, ben ciddiyim Defne. Böyle benden kolay kolay kaçamazsın. Peşini bırakmayacağım senin arıza. Kahraman olmak kolay değil diyorsun. Yani. Ama öyle aç aç kahraman olunmaz canım. Bak, hala çorbanı bitirmemişsin. Ya ben içmeyeceğim, istemiyorum ben. Ay hastayım ben. Defne yemeyeceğim ben. Ben içmeyeceğim canım. Vallahi içmeyeyim ya. Defne. Kebap yok mu? Öyle bir şey yok. Hiç yalan yapma. Bu tabak bitecek. Hadi. Yemeyeceğim. Bu canım istemiyor. Hadi az duyayım ben. Aa, hayır, hayır, hayır. Bu tabak bitecek. Ay, yemeyeceğim ya şu an. Aç ağzını. Aç. Ne yemeyeceğim? Hadi, hadi dökülecek, dökülecek, dökülecek. Ha, beğendin mi? Ha. Güzelmiş. Aç bakalım bir tane. Uçak geliyor, uçak geliyor. Tamam ver. Uçak geliyor. Tamam ver işte daha defne. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Ben hep böyle hastalansam mı acaba? Niyeymiş o? Sen böyle benimle ilgilensen, bana baksan olmaz mı? Olmaz canım. İyileşecek, ayağa kalkılacak. Doktor bey hadi bakalım. Hı.
katılamıyor. Neredesin Alpaş? Reddetti. Ne oluyorsa bunlara? Sanki ağır ceza mahkemesi. Alpaycığım, canım davadan çıkınca beni ara, çok merak ettim. Ha bir de bak, yemek hazırlıyorum senin için. Çıkar çıkmaz buraya gel, tamam? Hadi görüşürüz. Allah, ne Defne'yi konuşturdu, ne Kerem'i, kimseyi beklemeden girdi oraya. Ben de inanamadım söylediklerine. Halk yerini buldu Melek. Ne düşündüyse düşündü. Sen büyük bir mücadele kazandın say. Melek, hastalığını da öğrenmiş olabilir. Ya ben de öyle düşündüm Halil, ama İhsan ihtimal vermiyor. Bence o Defne'nin konuşmasıyla vicdana geldi. Alpay'la vicdan da aynı cümlede hiç olmadı abla. Ya neyse ne artık. Her şeyin hayırlısı. Melek, biz sana güzel bir haber vermek için çağırdık. Adana'da bir yer bulduk da bir iki güne gidip bakacağız. Eğer anlaşırsak iş tamamdır. Gerçekten mi? Ne güzel, güzel haberler üstüne güzel haberler. O zaman ben gidecektim ya, zaten randevum vardı doktora. O gittiğimizde peki görebiliyor muyuz, olur mu? Olur tabii. Bu sefer ben de geleyim seninle abla. Hani yalnız gidince. Tamam Mithat'ım, sen de gel. Zaten artık Adana'da olacağız ama tabii ki gel. Vallahi böyle ön ayak olmanıza üzüleyim mi, sevineyim mi bilemedim abla. Her şey böyle hızlı olunca ablamın gidişi de kesinleşiyor. Vallahi yüreğimden geçeni gizlemeyeceğim. Benim hiç gönlüm yok bu işe. Orada çocuklarla beraber çok zorlanacak abla. Ama siz böyle el verince en azından işi gücü olacak diye sineye çekiyorum ben de. Sen de gider gelirsin. Elin üstünde olur hem, canını sıkma. Hem biz de destek olacağız. Orası öyle tabii. Hem çocuklar da beladan uzak duracak neyse ki. Ali, Murat'la konuşabildin mi? Haberleşiyorum sık sık. Bütün havaalanlarında, otogarlarda tedbir alınmış yakalansın diye. Mutlaka yakalanacak. Defne'nin psikolojisi hiç iyi değil yani çocuğum. Çok korkuyor. Bir yakalanırsa rahatlayacak. Hepimiz rahatlayacağız. Halacığım. Kuzum, ben davayı çok merak ettim. Ne oldu? Halam, acılar. Hasret bitti. Çocuklar benimle. Hem de abla kendisi çekildi. Aman, çilem bitti. Allah'ım bayramımız olsun bugün. Ay pek sevindim Melek. Oh. Nasıl mutluyum halam. Nasıl sevinçliyim işte. Şimdi gideceğim, Anlan Seyit Ali'yi alacağım ben de. Seyit Ali burada. Seyit Ali sizin yanınızda mı? Tamam, o zaman geleyim alayım da sofrayı hazırlayacağım, geçeceğim eve. Akşama şöyle dört başı mamur çocuklarla huzurlu bir yemek yiyelim. Oh, oh maşallah, maşallah. Oh Allah. Halam siz de gelin. Hadi toplanın, hep beraber gelin. Ne olur birlikte olalım bu akşam. Ya hep birlikte sofraya oturmak ne kadar güzel olur değil mi? Tamam kızım, sen oradan eve geç. Biz çocuğu alır geliriz. Tamamdır halacığım, görüşmek üzere. Beyhan, çayı mayı bırak. Hadi git yemekleri hazırla, kaplara koy. Bu akşam hep birlikte Melek'le yiyeceğiz ailecek yemeğimizi. Mahmutlar gelsin çıkarız. Tamam hanım, tamam. Sen de istersen başımıza düşer, bizimle birlikte gelirsin. İstersen burada tek başına oturur, kininle karnını doyurursun. Hadi oğlum gel, bizim odaya çıkalım. Hala anne, ben de dedemle oturup kin yemek istiyorum. Kinin tadı güzel mi? Ah be kuzum, sen hiç kin nedir bilmeye mi? Tadı hiç güzel değil, hiç. Hadi gel. Çok yorulma. Hadi git otur içeri bakayım. Anneciğim yorulmuyorum ben. Map yapıyorum. Ya kıymetlisin işte Defne. Değerini bil. Baksana benim halime. Ya. Aşk olsun Kerem ona sana. Ne öyle, öyle ama. Bak
Yemeği yaptım, bulaşığı yıkadım, sofrayı kurdum. Şimdi sizin karnınızı doyuracağım. Ondan sonra da ütü. Önce camları sileceksin oğlum. Ütü sonra. Vallahi mi? Ben de dağ gibi çamaşır bekliyor. Aa, ama çamaşır zor. Bak önce beyazları ayrı yıkacaksın. Renkleri ayrı. Ama ne abarttınız, ne abarttınız. İyi ki bir mutfağa girdim. Görüyorsun anne, bak bunların hayır yok. Yine bana kaldı. Tamam, ben bakarım. Ya kapıya da ben bakarım, tamam. Anne! Aşkım benim, ballı katmerim benim. Hadi al verin şu yemekleri elinden, koyup yerlere. Hadi çocuk var. Neler neler yapmışsınız. Halam. Kerem, bu önlük niye böyle? Yemekleri biz yaptık demeyin bana. E vallahi ben yemem o zaman. Hoş geldiniz. Ya şu haline bak hele ya. Hoş geldiniz. Ne kadar sevindik. Gözün aydın. Çocuklarına kavuştun. Sağ olasın Reyhan abla. Size terlik giydin mi? Terlik verin. Aldım abla. Hadi. Hadi hadi hadi. Acı falan ballı katma. Neler var neler var biliyor musun? Gel bak. Melek. Ne güzel evin var. Vallahi kutu gibi ha. Ha sen ilk defa geliyorsun değil mi Kadriye? Vallahi bu evde çocuklarınla beraber mutlu, huzurlu, keyifli günlerin geçsin inşallah. İnşallah. Siz de iyi ki geldiniz. Bak ne güzel böyle hepimiz şenlendik şimdi. Allah çifte bayram yapayım ha. Biz de alışkın değiliz ama bir tuhaf geldi. Ya başlar hadi Kadriye. Ya şimdi nazar erdirici ha. Hadi geçin ya. Geçin sofraya. Beyan abla yüzüyle hadi. Çok şükür ya Rabbim bugünleri gösterdi bizi. Ne özledin mi abi? Evet özledim. O zaman. Hala sen böyle geç. Gel. Kerem yavaş, düşüreceksin çocuğu ya. Ne yapıyorsunuz oğlum, aman? Helikopter yapıyorum. Mithat. Sen hep daha selam sabah kestin herhalde bizden. Yok hala, ben hoş geldin dedim de siz duymadınız. Ben sağır olmuşum, haberim yok. Allah Allah, Allah Allah. Ya herkes somurtu ya, herkes somurtu ya. Ya bugün meleğin bayramı ha. Ya azıcık yüzünüz gülsün, neresi sizin? Çifte bayram valla. Benim de bebeğimin kutlamasını geçmeyelim yani. Beyhan getirin yemekleri, açın şuraya kızım. Hala, baba. Bırak kafasını dinlesin. Beni kaptan. İstersen burada bir başına oturursun, kiniyle karnını doyurursun. Durmayacaktım ben. Vildan'ın dedikleri var ya, taş gibi oturdu benim yüreğim. Durdurmayacaktım. Ben dökücüydüm eteklerimdekileri. Bir benzeti vericiydim onları orada. Böyle dilimin ucunda diyemediklerim var ya, yüreğime batıyor benim Cumali, batıyor. Ne oldu? Sus dedin, bana bırak dedin. Ne oldu? Neyi hallettin, neyi? Hayırsız yüzü o günah düştü düşeli. Buradan geçsin diye demediğimi, etmediğimi komadım o kıza. Şimdi karşısına geçip etme demeye, gitme demeye dilim de varmıyor, yüzüm de tutmuyor. Ne edeceğim? Sen gidersen torunum kızın kuyruğuna takılıp gidecek, gitme mi diyeceğim? Bu muydu yani düşündüğün şey? Kafanı eğip de olacaklara he demek mi? Asla bir şey diyeceğim. Ömer bu evden giderse bir dakika durmam ha. Bitti derim. Buraya kadarmış derim. Daldık gittik derim. Dönerim babamın göğünün evine. Kalıversin tek başına. Hey.
Bu yaptıklarımı nasıl affedeyim baba? Sadece bana değil, Kerem'e de yaptın. Çocuğun hayallerini yıktın. Küçücük Seyit Ali'yi annemden ayırdın. Eziyet ettin kadına. Aptalca sana güvendiğim, inandığım için kendimi bile affedemiyorum ben. Seni nasıl affedeyim? Biliyor musun? Sen benim en büyük hayal kırıklığımsın. Kızlar babalarını başka severmiş. Dünyanın en güçlü sevgisiymiş. Sen benim sığındığım, güvendiğim dağdın baba. Ben odanın altında kaldım. Sen bundayla evlendin. Çocuğun olur ondan. Yeni bir ailen olur. Ama bizim bizden başka kimsemiz yok. Bizi ayırırsan ben de o zaman babam öldü derim, olur biter. Çocuklarım beni istemedi. Onlara kötü davrandım. Evet ama yani hiç mi? Hiç de ne sevgi yokmuş. Hiç mi sevmediler mi? Çok gücüme gitti. Çok gücüme gitti. Sefer dedim ama o da olmadı. Yani ben babalık yapamadım ben Kenan Hanım. Yapamadım ya. Yapamadım. Önümüzde babalığı bileceğimiz bir örnek yok da olmayayım. Ha? Arayla Pınar'la bizi severler sandık. Misal ben. Adnan'ın saçlarını okşayamadım. Çünkü okşarsam şefkati öğrenir, incinir hayatta diye korktum. Şimdi bak, yaralı bir hayvan gibi acısı açıkta dolanıp duruyor ortalıkta. Hı? Bir bulabilsem, yaraları kangren olmadan kendi ellerimle hastaneye kapatsam yeter. Seninkiler de bir şekilde hayatlarını kuracaklar sonunda. Babalarından, babalarının dadısından huzurları kaçtı sonuçta. Sen çocukları Melek'e verdiğine pişman mısın? Değilim. Hiç değilim. Değil. Onlar aralarını çok seviyorlar. Hem Melek onlara daha iyi bakar. Ama gitmelerini istemiyorum. Onları benden koparmaya hakkı yok. Benim bu hayattaki tek bağım çocuklarım. Benim bu hayattaki tek bağım çocuklarım Kenan. Albay, nereye? Yaptın, kal orada, kal orada, kal. Anneciğim bari bununla oyna. İstemiyorum oyuncak falan. Gidelim buradan. Ben bu evi sevmedim. Eski evimize gidelim. Anneciğim ama artık burası bizim evimiz. İşte değil.
Orası daha güzeldi. Oynamaya çıkıyordum, parka gidiyordum. Burada hep camdan bakıyorum. Okulumu, arkadaşlarımı, Seyit Ali'yi çok özledim. Söz veriyorum ben sana. Tamam mı? Bak okuluna da gideceksin, tamam mı? Arkadaşlarını da göreceksin. Seyit Ali'yi de göreceksin. Anne sözü ya, ağlama artık. Hadi lütfen. Hep yalan söylüyorsun. Kandırıyorsun beni. Ama anneciğim... Kızım, kaç saattir ağlıyor bu çocuk. Hasta mı, bir şey neyin mi oldu? Yok, hasta değil. Çocuk işte ağlıyor. Yanındayım ben, merak etmeyin. Kızım, evimin içinde sesi. Yüreğim dayanmıyor artık. Özür dileriz Hatice Hanım. Rahatsız ettik. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır Cumali? Hayır mı şer mi? Onu sen diyeceksin bana. Melekgil gedesiymiş. İyi ya işte. Gönlünün muradına ermişsin Cumali. Gitsinler ki hepimiz rahat edelim ha. Bir başına geçse dert değil de... torunumu da peşinden götüreyim. Ha. Şimdi belli oldu senin derdin. Yapacak bir şey yok Cumali. Gidenin de kalanın da kararı kendi kararı. Ama yüreğine çörek denen korkuyu anlayın. Sebebi ne olursa olsun. Evladının gitmesi adamın yüreğini kurutuyor Cumali. Ben bunu tam 20 sene yaşadım biliyor musun? Seninkini ben mi gönderdim yavrum? Ömer'e peşlerine takıl diye ben söylemedim. Senin torunun peşi sıra geliyor ama. Ne yapayım Ömer'i ben mi durdurayım Cumali? Meleğe gönderme. Giderse biter sandım. Ülkem diner. Yürekler rahatlar dedim. Ama öyle bir gidişi hiç düşünmediydim. Melek çoluğunu çocuğunu alıp gidici, geride kalan yürek de peşinden koşucu. Ocağım, aşım zehir olucu. Annemden can eksilici. Ne diyeyim Cumali? Bana sorup gelmedi. Giderken de benden icazet almadı. Gerçi bugüne değil. Bana neyi sorup, neyi danıştı belli değil. Yok. Ben nasıl durdurayım Cumali? Ama kalsın istiyorsan, sen durdur gücün yeterse. Seyit Ali. Melek senin kızın. Babalığı bileceksin, gitmesine mani olacaksın. Torunum da dizimin dibinde kalacaksın. Ömer'in benim canımın yongası olduğunu en iyi sen bilin.
Neden? Çünkü vazo hafif müzik çalıyormuş. Başka var mı Ceren? İçli köfte. Adı niye içli köfte söyleyeyim mi? Köfte içinde köfte var. Ben yeni anladım. Nasıl gülüyor? Göreceğiniz şimdi burada Gülü'yü. Hastane muayenesinde ekranda benim bebeğim görünce nasıl ağlıydın ama, nasıl ağlıydın? Ya bak hele, nasıl eğlendi kendi kendine. Ya ben ağlıydım Kadriye, daha sen de ağlıydın. Neyine dalga geçeyim benimle? Ayrıca yapıcı bir şey yok. Senin kocan duygusal adam, ne edek? Bırakın ya, bırakın dayımı, benim dayım, duygu adam. Ya seni Allah'ına kurban be, Allah'ına kurban seni. Ayrıca niye kuru yenmiyor? Ben şimdi kuru fasulye yaptım. Nerede dayı, nerede kuru? He dayı, nerede kuru? Ya olmamış yerim ben ne edeyim ya? Olmamış şey neyini yiyeyim ben? Çocuk bir kere öyle 15 dakikada düdüklü de kaynatmadı yalnız. 3 saat pişirmiş onu. Anne biliyor musun? Kardeşim bebeğinin abisi oldum. Ay kuzum. Canım benim, sen kardeşim bebeğinin Seytel abisi oldun. Aferin sana. Kardeşim bebeğine masal anlattım. Kardeşim bebeğini acaba herkesten önce burada sen mi öğrendin? Evet sanırım. Aramızda sız ama kardeş herkese söyledi. Kuyu kurusun ağzında bakla ıslanmaz. Aşk olsun hala. Hep kendi içimizde konuştum. Vallahi dışarı bir şey söylemedim. Vallahi başka kimseye söylemedim. Söylemedim ki. Ali, sen kardeşle çok mu iyi anlaştın? Evet. Defneciğim, yakından tanıyınca sevdi tabii. Daha da mı sevmesin? Beni tanıyan herkes sever. Mithat sen ne yaptın? Kalıcın mı burada? Daha ne kadar kalıcın? Abla bu banyodaki musluk mu akıtıyordu? Nerede? Banyodaki musluk. Bozuk dedim, ben bakayım ona bir. Beyhan abla, irmik helvası yapmışsın diye duydum. Hem de senin sevdiğinden, peynirlisinden. Oh! Dur getireyim. Dur ben yardım edeyim. Yok sen otur, ben getiririm. Hadi biz oyun oynayalım senin artık lütfen. Ağlama ya. İstemiyorum. Ama hani bizim seninle bir oyunumuz vardı bizim, dur. Bir şeyler yazıyorduk çizeceğimiz şeyi. Sonra onu çiziyorduk. Nerede o? Ha? İstemiyorum. Ben seninle oynamak istemiyorum. Ali ile oynamak istiyorum. Tamam kalk hadi. Nereye? Nereye? Seyit Ali'ye. Gerçekten mi? Bilmem, gidince görürsün gerçekten mi değil mi. Hadi git hazırlan. Hadi.
Damla'nın Urfa tarafında olduğunu düşünmüyoruz. Tahminimiz o yönde. Büyük ihtimalle buraya geri döndü. Buralardaysa Defne'nin peşinde olabilir. Adam manyağın teki diyorum ya. Umarım öyle bir hata yapar. Emin ol, o zaman daha kolay yakalarız. Zaten eşkalini bütün otellere verdik. Murat, yine de tedbirli olmamız lazım. Yani nerede ne zaman karşısına çıkacağını bilmiyoruz. Hem Ömer de burada güvenli değil. Ya Halil, ben tabii ki de şimdi size rahat olun demiyorum ama... bu adam korksa, kaçacak olsa babasıyla iletişim kurardı. Ama şu ana kadar babasıyla herhangi bir bağlantısı olmadığından eminiz. Ya Murat, Murat abi bu daha tehlikeli değil mi ya? Adam Defne'den vazgeçmeyecek diyorum. Amca kurban olayım, bir ara melek ablayı, bir şey yap. Dikkat etsinler, tedbirli olsunlar. Arkadaşlar, aman neyin buradan ayrılmayın. Herhangi bir şey olursa mutlaka haber verin. Tamam mı? Hadi hayırlı nöbetler. Geçmiş olsun hanımefendi. Sağ ol. Yenge, Murat çıkıyor, bize eşlik edelim. Buralardayız. Bir ihtiyacın olursa ararsın. Tamam. Ömer tedirgin olmakta haklı Murat. Defne'den oradaki polislerle de konuşacağım Halil. İşi daha da sıkılaştırsınlar. Yakalacağız o pisliği, merak etmeyin. Hastanede Zümrüt teyzeyi gördüm. Ay ne konuştu, ne konuştu ileri geri. Vallahi zehir kustu dili ha. Oy, boş ver kardeşim, biz gidiyoruz ya, rahatlar artık, boş ver. Ama yok, ben verdim zaten cevabını, altta kalır mıyım? Dedim Melek zaten gidiyor. Sen niye konuşup durayım dedim. O zaten Ömer'in gidişine takmış kafayı. Ömer'in mi? He. Ömer nereye gidiyormuş? Ha ya, onun aslı var mı? Ömer güya sizinle geleceğiymiş. Katriye. Ha. Sen çok ayakta kalmadın mı kızım ha? Bebeğine bir şey olmasın maazallah. Aman Allah korusun. Çay koyduk hala, geliyoruz biz de hemen. Değişimini yaptık diğer ekiple. Adresi intikal ettik, evet. Bunu ne renge boyayacağım? Babayla kalacak. Hmm. Ve gideceğiz yani, tartışılacak bir şey yok artık babamın. Ya haklısın, haklısın yeğenim de. Yine de el yerine gideyiniz ha. Dikkat edin kendinize. Ya daha yeni bir araya geldik. Sevincimizi bile daha tam yaşayamadan böyle yangından mal kaçırır gibi gitmek var mı ya? Ya etraflıca düşünmeden gurbete çıkılır mı be kızım? Halam haklı Melek. Ben de gebeyim. Allah kısmet ederse bu sefer sağlıkla alacağım bebeğimi kucağıma. İnşallah. Siz benim yanımda olmayacaksınız mı? Hiç öyle şey olur mu Kadriye? Biz senin doğumuna muhakkak geleceğiz. Şurada Adana 2 saat aramız. Ya çocuklar ne olacak? Üniversiteye gitmişler mi? Kerem top oynuyor takımda. Ya ne olacak? Valla zaten ben sınava hazırlanıyorum. Orada burada fark etmez. Memnun, top işi bitti zaten. Yok artık yani olan.
Bu Adnan şerefsiz yakalanmadı değil mi hala? Yok abi. Polis hala arıyor. Bunlar da tutturmuş. Ya bu şerefsiz yakalansaydın da öyle gideydiniz ya. Ne bileyim ben. Abi biz daha orada ev tutacağız, iş ayarlanacak. Biz hemen gitmiyoruz. Öyle hemen içinizi karartmayın. Oldu mu istediğin? Ha? Getirdim arkadaşına seni. İnşallah uyumamıştır seyitlerini de oynarsınız. Hadi yüzün gülsün biraz. Hadi bakalım. Bakın. Hoş geldiniz. Merhaba Kerem. Anne, Seyran ablalar gelmiş. Aa, Seyran. Merhaba. Hoş geldiniz. Yok artık daha neler. Hadi Riye, tamam ya, tamam. Melek. Tamam. Yok artık daha neler. Geçin hadi. Melek kalabalıkmış ev. Biz hiç girmeyelim gerçekten. Yunus'u kalk tutmayın. Ben davayı sormaya geldim zaten. Seyran, ben seni arayacaktım. Dava sonuçlandı. Seyit Ali bizimle. Ay çok sevindim Melek. Gözünü aydın. Arkadaşım. Bırak benim çayımı. Bırak. Ben Seyit Ali'yi çok özledim. Öyle mi? Seyit Ali nerede biliyor musun? Hemen orada. Hadi koş, koş yanına sen onun. Gelince gel sana resmimi göstereyim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dışarı çıkarken bana niye haber vermediniz? Aradım Mithat. Ama açmadın. Anlatırım sonra. E hadi geçelim içeri. Ya Melek gerçekten biz gelmesek mi? Seyran Allah aşkına bak çocuklar da ne güzel buluştu oynuyorlar. Hadi gel geç. İyi akşamlar herkese. Hoş geldin Seyran. Bizim de vakit için gitmemiz lazım. Toparlan Gabriel. Hala dur daha çayım yarım. Evde demler içersin. Hala çok erken değil mi? Anca kızım anca. Üzüne Beyhan hadi toparlanın gidiyiz. Kalk 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 kalk. Hoş geldin. Alpaycığım neredesin ya? Aradım telefonun kapalı. Kenan'ı aradım zaten dönüş yapmıyor. Ha? Bak bu kadar şey hazırladım. Delirtecek misiniz siz beni ya? Neden aramıyorsunuz?
Oh. Alpay. Lütfen üstüme gelme olur mu? Canım çok sıkkın. Alpaycığım bak, ben senin üstüne gelmiyorum. Mesaj attım, aradım. Merak ediyorum dedim. Lütfen beni geri ara dedim. Sofra hazırladım senin için. Geldim işte. Tamam, geldim. Ne oluyor ya? Ha? Dava ne oldu? Hani Ali? Nerede? Alpaycığım, canım, bir şey söylemeyecek misin hayatım? Verdim. Seyit Ali'yi de verdim. Kerem'i de verdim. Defne'yi de annelerine verdim. Dava kapandı. Hı. Konu kapandı. Tamam. Alpay. Biz bu aralar biraz gerginiz ya. Biraz canımız sıkıldı. Bir tatile gidelim ya. Biz evlendik. Bir balayı yapalım. İyi gelir bize. Ya. Ya sen nasıl bu kadar bencilleşebiliyorsun? Adnan daha yakalanmadı. Kızım hastaneden yeni çıktı. Sen tutuyorsun diyorsun ki tatile gidelim. Ben buradan nasıl ayrılabilirim sence? He? Ya Alpaycığım, Defne iyi herhalde değil mi? Annesinin yanında. Bir şey yok yani. Adnan'ı da biz mi bulacağız? Babası arar bulur bir şekilde değil mi? Ben yatıyorum. Sen de saçmalama, benim de canımı daha çok sıkma. Gemi iyice asıya aldılar. Haksızlık diz boyu. Belli ki hiç sözümüzü geçirememişiz. Sanki biz kötülüğüne değiliz. Ne büyük sözü dinliyorlar ne anlıyorlar. Ay, ötekinde de yüz yok ki. Mahmut konuş şununla. Öyle gözümüze gözümüze sokup durmasın. Aklını başına alsın. Evden de gittiği olucu iş değil. Ablasıyla nereye kadar, o kızla nereye kadar? Laf, söz, dedikodu aldı başını gidiyor. Vallahi hala konuşayım konuşmasına da Mithat dinler mi ben hiç? Dinletici, abisi olarak lafını geçireceksin. Mithat'a mı? Kadriye, sen de olanı biteni babana anlatıp adamı delirtme. Tamam ulan, ne anlatacağım? Kime dur, kime sus diyeceğimi şaşırdım. Halamlar bizdeydi, arayamadım. Sen nasıl oldun, iyi misin? İyiyim de yemek yemiyorum. Onu yemiş, niye yemiyorsun? Seni yedirmeni bekliyorum. Yok artık yani. Ben gelene kadar yemek yemeyecek misin? Evet. Şu andan itibaren ağzıma bir lokma bir şey koymayacağım, haberin olsun. Ama saçmalama, ye yemeğini. Olur Defne Hanım. Emriniz başım üstüne. Yok canım, emir değil. İçten bir ricam. Peki prenses, ben seni çok özledim. Onu ne yapacağız? Düşüneyim bakalım, ne yapalım onu. Ben yarın şu işlerimi halledersem eğer Kerem'e söylerim, getirir beni yanına seni. Ve şu gerizekalı bir yakalansa da rahat rahat çıksam evden. Merak etme, Murat abi az önce buradaydı. Her yeri didik didik arıyorlarmış. Yakında bulunacak o şerefsiz, tamam mı? İçin rahat olsun. Ne oldu? Yüzü nasıldı? Yok, bir şey yok ya. İyiyim. Var bir şey. Tanıyorum seni. Anneme aklım takılıyor ya. Çok yoruldu bu aralar. Çok koşuşturuyor kadın. Sen de hala hastanedesin, çıkamadın. İçim hiç rahat değil benim Ömer. Defnem, geçti. Tamam mı? Yani haklısın. Bu süre zarfında Melek abla çok yoruldu, çok yıprandı. Ama sonunda çok güzel şeyler oldu.
küçük Ali'yi aldınız. Bak aileniz hep beraber birliktesiniz. Ben de yakında çıkıyorum. Senin yanında olacağım. Bunlar güzel şeyler. Haklısın, doğru söylüyorsun. Tamam o zaman sen de güzelce dinlen, dikkat et kendine. Kapatayım ben, annemin yanına geçeyim, bir bakayım onlara. Tamam, sen bir annene bak. Ben de öpüyorum, iyi geceler. Ya ne olur kusura bakmayın, böyle huzurunuzu kaçırdık biz sizin. Halanlara da çok ayıp oldu. Hiç ayıp falan olmadı Seyran. Siz tabii ki geleceksiniz. Ya esas bizimkiler böyle apar topar giderek biraz ayıp ettiler ama artık ne olur sen onların kusuruna bakma. Halamın tavrı için özür dilerim Seyran. O kendince bir şeye takılmış, oradan çıkamıyor işte. Bizim hata yaptığımızı düşünüyor. Kırılmıyorum artık, kızmıyorum da. Üzülüyorum sadece. Abim de onlara uymuş. Aman tamam hadi bakayım, düşünmeyin artık bunları. Ortada kusur yok, hata yok. Bazı şeyler de zamanla çözülecek. Yani su akacak, yolunu bulacak. Öyle mi abla? Siz de zamana bırakın o zaman. Gitmeyin. Bizim durum biraz farklı dayı. Öyle mi Kerem efendi? Öyle dayı. Nereye gidiyorsunuz? Bana artık çok ağır geliyor yaşadıklarım Seyran. Ardı arkası da kesilmiyor. Ben kalmayacağım burada. Çocuklarımla huzurlu bir hayat yaşamak istiyorum. Adana'ya yerleşeceğiz. Ne diyeyim Melek sana? Öyle iyi anlıyorum ki seni. Benim de çok ağrıma gidiyor bu olanlar. Gülce de sen yavrum çocuk aklıyla anlamaya çalışıyor, sorguluyor. Arkadaş göremiyor, okul yok, oyun yok, parka çıkamıyor. Güzel. Sabahtan beri ağlıyor, susturamadım biz niye evden çıkamıyoruz diye. Melek bak gerçekten o kadar bunalmasam, zor durumda kalmasam çıkıp gelmezdim buraya. Seyran Allah aşkına iyi ki geldiniz ya. Keşke daha önce gelseydiniz. Canım benim, canım benim. Ya kadın kadına yuva olacak, yurt olacak. Konuştukça, paylaştıkça azalacak dertlerimiz. Biz birlikte güçleneceğiz. Anne, Melek teyze. Bak Ali ile ne yaptık? Aferin anneciğim. Aa, o ne kadar güzel bir resim öyle. Gülce bakayım. Bakayım. Gülcem bakayım. Ay bu ne kadar güzel bir resim. Burada neler var? Ağaçlar var, bulutlar, çocuklar. Burası neresiymiş böyle? Evet, hiç gitmediğiniz bir parkmış. Ali öyle dedi. O zaman gideriz o parka. Yaşasın. Gülcem, bak ne diyeceğim. Biliyor musun Seyit Ali de yarın okula gitmeyecek. Zaten birazcık öksürüyor. İster misin Mithat dayısı onu size getirsin. Yarın akşama kadar birlikte oynayın. Ne dersin? Yaşasın. Tabii tabii getiririm. Bir oda verir misin? Tabii. Kaç gün kalacaksın delikanlı? Bir. Bir kimlik alayım. Ya. Kimliğimi kaybettim. Bir gece kalacağım sadece. Bu mümkün değil. Emniyete kimlik bilgisi vermek zorundayım. Yasa böyle. Arada mı geçmiyor? Erkenden çıkacağım sabah. Allah büyük risk alıyorum. Neyser ki bir gece kalacağım. Sen buraya gelmedin, ben seni almadım. Polis gelirse arka kapıdan sıvışacağım. Ne senin canın sıkılsın ne benim. Anlaştık mı? Merak etme sen. Allah. Eyvallah. Yarın Seyit Ali'yi getireceğim değil mi Mithat abi? Söz getireceğim. Gülcem. Siz yarın bütün gün Seyit Ali ile oynayacaksınız. Ne güzel değil mi? Ama hiç ağlamak yok, tamam mı? Ay, üzmek yok. Ama benim gülüm.
Tamam, yarın Ali'yi bekleyeceğim. Merak etme, gelince ben geleceğim. Hadi ben bırakayım sizi. Gerek yok, taksiyle gideriz biz. Yok, öyle olmaz Kerem. Oğlum hadi sen de dayınla beraber çık, birlikte bırakın gelin. Tamam, hem hava alırız. Tamam. Düzelecek her şey, biliyorum. Geçecek. Ne olur üzülme. Sen de üzülme. Hadi bakalım. Hadi anneciğim. Hoşça kal Sihteli. Hoşça kal. Hadi dikkatli gidin gelin, tamam mı? Oğlum. Hadi görüşürüz abla. Ballı katmer, uyku vakti geldi geçti. Geldi geçti. Koş 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 koş, üstümüzü değişelim yatalım. Kerem görüşürüz. Sağ ol. İyi akşamlar. Gülce. Dayı sorun ne? Halamlar Seren ablayı istemiyorlar mı? Herkes kendi doğrusunu görmek istiyor Kerem. Anlamıyorum ya. Ne güzel yakışıyorsunuz. Onlar neyi niye bu kadar dert ediniyorlar ki? Vallahi dert bir değil ki. Sen şimdi boş ver onu da asıl meseleye gelelim. Kerem, bu Adana'ya gitme konusunda annene gaz vermeyi bırak. Ya dayı. Bize nasıl davrandıklarını görmüyor musun ya? Ben annemin daha fazla ezilmesine göz yumamam. Ayrıca benim kardeşime göz kulak olmam lazım. Kız saçma sapan şeyler yaşadı. Hastaneye ona nasıl davrandılar görmedin mi? Ya gördüm Kerem, haklısın ama annen hasta. Nasıl olacak? Bir başına nasıl yetecek her şeye? Ben varım. Ben varım sabah akşam gece gündüz çalışırım, bakarım onlara. Ya Kerem kurban olurum, ben biliyorum. Ben güvenmiyorum mu sana? Güveniyorum ama hayat öyle kolay mı sanıyorsun sen ya? Bir başına neye yeteceksin Kerem? Elimi kolumu bağlıyorsunuz bak benim. Anlıyorum size, çok zor şeyler yaşadınız. Üzülmek istemiyorsunuz. Ama bak yavaş yavaş yoluna giriyor her şey. Ya baksana babam bile yola geldi ya. Ya ben güvenmiyorum. Sen niye böyle dik başlısın ya? Kime çektim acaba? Allah Allah. Severim ben seni. Ben de seni. Anne ben su içmeye geldim. Ha? Gel. Anne. Canım.
İyisin değil mi sen? Mutlusun, bir şeyin yok. Defne, o kadar mutluyum ki. Daha mutlu olamazdım, baksana. Hepiniz yanımdasınız. Hep birlikteyiz. Büyük bir savaş verdik ama kazandık kızım. Kazandık. Artık biz hiç ayrılmayacağız. Hiç ayrılmayacağız. İnşallah kızım, biz hiç ayrılmayacağız. Defne. Ne oldu güzel kızım sana? Ne oldu, niye ağlıyorsun? Mutluluktan. Benim meleğim benim, meleğim benim. Meleğim benim. Hassas kızım. Ay Defne, biz niye bu kadar sulu gözüz bütün aile? Ah benim çiçeğim. Hadi gel. Hadi gel benim. İhtisas Adana'da yapacağım amca. Karar verdin, gidiyorsun demek. Ha? Anamı da alayım götüreyim diyorum. O benim hasretime dayanamaz. Dede anne babaannen ceviz işlerinin hasretine dayanabilecek mi? Özlerler elbet. Ben de özlerim, Allah var ya. Neyse ya. Daha çok vakit var amca. Zamanı geldiğinde dedemle konuşurum. Ama benim bildiğim tek bir şey var. O da Defne'yi asla bırakmayacağım. Hem Melek ablaya da destek olurum. Yüreğin sen ne diyorsa onu yapalım. İnsan seçmeye görsün. Sevdan neyse yörüngende o oluyor. Dünyayı dolaşırsın. Ardına dönüp dinleneyim istemez. Sen sevgine her zaman sahip çıktın. Doğruyu da yaptın doktor. Kimsenin sana yetme diyecek haddi yok. Olamaz da. Ola ki bir aksilik çıktı. Gidemedim diye gönülden darak olacak değilsin. İnsan sevdi mi sevdi. Bitmiştir. Bu işin yeri yurdu osu yok. Hem kem gözlerden uzak olunca belki de yolunuz daha açık olur. Halil, sen hiç kendini düşündün mü? Ben senin neyin içinde dönüp durduğunu, yüreğini, acılarını görmüyor mu sanıyorum? Ben senin gördüğüne hep bakıyorum yenge. Hep bakıyorum da. Yüzümü nereye çevirsem hep bir kış, hep bir kar, hep bir fırtına. Ne vakit ses çıkaracak olsam hepimiz çığ altında kalıyoruz. Biz ne ara sevdaya hürmeti unuttuk ki? Ne değişti? İnsan hafızasının en büyük sakatlığı unutmakmış. Bildin bacı. Bu da bizim insanlık hallerimizden biri maalesef. Ama ben Melek'e hep destek olacağım. Hep yanında olacağım. Gerek işi olsun, gerek için. O dükkanı da açacağız. Ne? İşte sen de Melek ablayla dükkanda olursun anne. Ha? Senin de elinden o iş geliyor. Neden olmasın? He valla. İki kadın. Dostunuzu bakıra işlersiniz işte. Aynen öyle. Ay ne bileyim. Yani hayırlısı. Thank you.
Tamam, hazır her şey. Anne, kim gelmiş? Babanız oğlum. Baba. Oğlum. Oğlum, iyi misin? İyiyim baba, sen de sağlam. Ben de iyiyim. Baba, sen de mi bizimle kalacaksın? Niye geldin buraya, ne işin var? Düşman gibi bakmayın ya, eşyalarınızı getirdim. Bak, senin donacaklarını getirdim, gördün mü? He, al bakalım. Melek, biraz konuşabilir miyiz seninle? Şu kapıyı kapatayım. Yalnız konuşabilir miyiz Melek? Niye? Burada konuşun işte. Kerem, hadi koyun eşyalarınızı içeri. Gel. Ayakkabılarını çıkarır mısın? Defne, 2 dakika kardeşinle ilgilenin kızım. Ne güzel hazırlamışsın masayı, aynı Almanya'daki gibi. Her sabah kalkar, aynı saatte kurardım bu sofrayı böyle. Çocuklar da şimdi yanında olunca iyice eski neşeniz yerine gelmiştir. Ne konuşacaksın Alpay? Melek, ben... Çocuklar seninle daha mutlu olacaklar diye velayeti sana verdim. Çünkü eğer bende kalsalardı sadece ben mutlu olacaktım, onlar değil. Ama biliyorsun benim kimsem yok. Evlendin ya Alpay, bir ailen oldu işte. Evet ama yani tam öyle değil. Yani öyle değil. Ne bileyim, onlar varken insanın hayatında böyle bir bağı varmış gibi... Rahattım. Ama şimdi yoklar. Bizim seninle yollarımız ayrıldı Alpay. Babalığın devam ediyor. Tamam da peki nasıl olacak o? Yani gidiyor musunuz? Yaşattıklarından sonra çok bile kaldım. Bile gitmeyin ya. Lütfen. Çocuklarımdan koparma beni. Bak, benim seninle hiçbir derdim kalmadı. Ama onları götürme buradan. Biliyorum bugüne kadar belki babalık yapamadım. Ama bundan sonra çalışacağım, çabalayacağım. Onlara belki kendimi ispat edebilirim. Bu şansımı elimden alma. Eğer giderlerse böyle bir şansım da kalmayacak. Yaptıklarım için beni istediğin kadar cezalandırabilirsin. Ama bunu çocuklarla yapma. Defne benimle çok ağır konuştu. Hiçbir şey söyleyemedim. Yani belki de haklıydı kız. Ama kendi babandan pay biçsene. Yani seni koruyup kollamaya çalışırken ne kadar eline yüzüne bulaştırdı. Ama hala arkanda durmaya çalışıyor. Hala arkanda duruyor. Neyse. Sonuç olarak Kerem benden nefret ediyor. Defne bana kırgın. Seyit Ali'nin hiçbir şeyden haberi yok. İzin ver, onları geri kazanmaya çalışayım. Olur mu? Lütfen onları buradan götürme.
Sen bunu bir daha düşün. Sarıl bakalım babaya bir. Getirdim sana. Kalsın sende. Kenan'la konuştum. Adana Spor'la olan sözleşmeni feshediyoruz. Bugün paranı geri göndereceğiz. Artık istediğin kulüpte oynayabilirsin. İş işten geçti baba. Nasılsın anne? Gitmeyin diyor. Sizlerden uzak kalmak istemiyormuş. Yeni mi farkına varmış? Kendi işine, kendi hayatına baksın, o fundasıyla yaşasın. Yaptıklarının farkındaymış, hatalarını telafi edip sizlerin gönlünü almak istiyor. Çocuklarımdan ayırma beni, gitmeyin diye yalvardı. Anne, nereye gidiyoruz? Adana'ya gidiyoruz abicim. Uzak bir yere. Yeni bir hayat kuracağız. Yeni bir evimiz olacak. Buraya da dönmeyeceğiz. Dadam gelecek mi? Dede gelmeyecek bizimle yav. Peki ya kardeş, dayımlar? Hayır. Ama anne. Hayır Seyit'e. Babam. Ballı katmerim benim. Biz şimdi yeni bir eve taşınacağız biliyor musun Adana'da? Güzel bir hayatımız olacak, yepyeni bir evimiz olacak. Ama her zaman buraya da geleceğiz. Kadriş'i de göreceğiz. Dedeni de, halaanneni de. Babayı zaten her zaman göreceksin. Onlar da bizim yanımıza gelecekler. Ya hep geliyoruz, hep geliyorlar. Ben gelmeyeceğim ya. Allah Allah. Ben dedemin çırağı olacağım. Kardeşim bebeğinin abisi olacağım.
Gelmeyeceğim işte, gelmeyeceğim. O zaman bizim ballı katmerimiz kim olacak? Seyit Halim, her zaman her yere herkes götüremeyiz ki. O zaman gitmeyelim. Ama Almanya'dan gelirken hem sen demiştin. Hani burası bizim evimizdi. Gelmeyeceğim işte. Annem. Anneciğim ne olur yapma. Bak burada kalırsak bizim için iyi olmayacak. Babam bir taraftan huzurumuzu kaçıracak. Bir taraftan Şirhanlar seni, Defne'yi rahatsız edecekler. Anne, biz burada mutsuz olacağız. Kerem, baba mutsuzluk vermek istediğinde her yerde veriyor zaten. İsterse Adana'ya da gelir. Almanya'dan gelmedi mi bu adam buraya? Öyle. Öyle. Gelir, Almanya'dan da bu yüzden gelmişti. Ama belki uzakta olmak onun bir şeyleri fark etmesine sebep olur Defne. Belki hepimiz için daha iyi olur. Hadi tamam, bunu sonra karar verelim, sonra konuşalım, olur mu? Zaten Adnan yakalanmadan buradan hiçbir yere kıpırdamıyoruz. Beyhan, sen çayı yukarı çıkarıver kızım. Ben gideyim abla. Kahvaltı etmeyecek mi? Yok, yemeyeceğim. Mahmut. Oğlum sen babanla git. Bugün heyheyleri üstünde onun. Tamam, gideyim abla. Hadi hayırlı işlerin olsun. Allah, babam bize küstü mü yoksa? Dün hep beraber Melek'e gittik ya. Ama kendi bilir. Yoruldum valla. Sen de Melek'le ne konuşuyordun Zümrüt'le ilgili? Aman Allah, vallahi bir şey konuşmayayım. Ondan sonra ağzımdan bir şey çıkıyor, herkes bana patlıyor. Bundan sonra ben dilimi terbiye edeyim, bileyim. Kime susucini, kime konuşucini bilmektir terbiye. Tabii, o da doğru. Şimdi Zümrüt teyze hastanede biraz sıkıştırdı beni. Bayağı bir laf soktu. Ne dedi? Ya dedi işte Ömer güya Defne'nin peşine gidesiymiş de hiç kimse bir şey demeymiş. Dedi size yazıklar olsun dedi. Eyvallah. Delikanlı. Olur da gidemezsen akşam beklerim. Sağ ol. Ben alacağımı alıp akşam yola düşeceğim. Yurt dışı kısmetse. Ablamdayız işte, oturuyoruz. Abi kapı çaldı, halamlar falan da var. Baktım Seyran. Aramış beni, duymamışım. Bu halamın ettiği hiç olmadı Zeynep. Benim bir an önce bu işi halletmem lazım. Ya Rafık öyle değil de. Bir tarafı yapayım, bir tarafı yıkayım diyeceğim. Diyeceğim sağ ama ya yıka yıka gelin ha. Harika bir tespit Zeynep. Ne güzel akıl verdin yine. Akıl verik de ne oluyor? Dinlemeyin ki. Ya nasıl dinlemeyeyim ya? Ha ben soruyorum sana, boşuna mı soruyor? Tamam o zaman. Sana bir şey diyeceğim, bak dinle. Önce kıza git, bir yüzük al. Yüzük? Evet. Tektaş olanlardan, doğrusu olur değil mi? Aynen, aynen o. Bak, ya o bir evet desin var ya. Gerekirse alyansı da gider birlikte mevcutsunuz. Ya geçireyim karşısına. Ya diyeceğim, dünya bir yana. Aa sen bir yana be kadın. Ben evlen diyeceğim ya. Zeynel, sen de ağır romantik çıktın ha. Ah, ah var ya, oyuncu ile var ya.
Ya Ünzile, Ünzile'nin gönlü bir bende olsun. Ya daha bende neler neler var ya. Vallahi. Hayırdır gençler? İki uydum akıllı neyin peşindesiniz gene? Dertleşmek için de mi icazet alacağız abi? Ya Mithat, sanki bu zamana kadar benden icazet alaydın da konuşayım ha. Kenan'ım, Melek'le konuştum. Gitmeyin dedim. Çocukları benden uzaklaştırma dedim. Rahat huzur vermem dediysen boşuna. Yok be Kenan'ım, vallahi demedim. Sadece çocukları benden uzaklaştırarak beni cezalandırma dedim, o kadar. Ne bağırdım ne çağırdım. Ne dedi peki? Gideceğiz demedi. Ama gitmeyeceğiz de demedi. Öylece dinledi. Kenan'ım, şu Adana Spor'u arasan da başkanla konuşsan, transfer parasını geri iade etsek, Kerem tekrardan Gaziantep Futbol Kulübü'ne başlar, belki o zaman gitmezler. Ne dersin ha? Tamam. Hoş efendim. Seyit Ali Bey, senden bir istirham mı olacak? Ben Kerem adına bir iyilik yapayım dedim de olmadı. Adana Spor'da oynamak istemiyor. Sözleşmeyi şimdi feshettik. Sen bu takımın hocasını tanıyor musun? Konuşsan da çocuğu gerisin geri alsa. Hı? Sen hayırdır ya? Dün çocukları annesine vermişsin. Bugün takımın derdine düşmüşsün. Senin kafana taş falan mı düştü Alp Efendi? Ne alakası var Mahmut? Sonuçta çocuk benim çocuğum. Kötülüğünü isteyecek halim yok herhalde, değil mi? Hepimiz hata yapıyoruz. Sen hatasız mısın? Ya sen kendi kendine gidip Adana Spor'la ağa bu çocuk üstüne pazarlık etmedin mi? Ettin. Şimdi de pişman oldum ha? Mahmut, tamam. Ne diyorsun ihtiyar? Konuşur musun? Gerekirse babası yapmış, bir hata etmiş dersin. Bir düşün hocam. Sağ ol. Ne diyeyim baba? Vallahi Kerem mutlu olur babam be. Takıma geri alırım bilmem ama senin sözünün üstüne de söz söylemez Nurullah Hoca. Bir konuşsan mı babam? Mahmut, başımın üstüne fırfır edip durma. Geç çorbanın başını. Fırsat ayağa geldi ha. Babası oğlu için tutuşmuş nasıl olduysa. Sen şu takım işini bağlasan da oğlan burada kalsa, anası da gitmez. Sen de gel odaya, gör Ömer'i. Geçmiş olsun dedik ya kızım. Her gün her gün geçmiş olsun mu diyeceğiz? Ya Kerem, ya kapıda öyle muhafız gibi dikilme diye diyorum. E, muhafız olarak geldin ya yanımda. Oldu canım, tamam. E, öyle kızım. İkiz kuvvetler muhafızı. Git bakalım doktoruna Defne Hanım. Son görüşün olacak. Thank you.
kadın. Buyur geç, otur şöyle. Oturmayacağım. Canının acısından ne dediğini bilmeyi dedim, sustum. Duymazsan geldim. Ama yeter. Melek buradan gidici dediniz. Sığdıramadınız kızı, yeri göğü inlettiniz. Aha melek gidi. Ama siz hala huzur bulmadınız. Ne isteyin Zümrüt, Allah aşkına ne isteyiniz? Kininizi çekin artık. Herkes yüzünü dönsün evine, ocağına. Kendi kapınızın önündeki külü süpürün. Başkasının işine karışmayın. Biz sessiz sedasız gidene mi bir şey dedik? Yoksa giderken canımızı, ciğerimizi söküp de götürelim mi? Ömer Defne'nin peşinden gidi diye melek mi suçlu oldu? Melek değilse de kızı. Onun tohumu. Senin öfken Ömer'i durduramadığın için mi? Yoksa Defne'yi Ömer'e layık görmediğinden mi? Tut ki Halil'le Melek hiç danışmadı. Hiç böyle bir şey yaşanmadı. Ömer Defne'yi sevmişken sen gene böyle düşmanca davranıcı mıydın? Ne kusuru var kızın nesine karşısın? Sen kendin dedin ya. Bunlar yaşanmayaydı. Başımın üstünde yeri vardı. Başımın tacıydı. Ama yaşandı. Unutmadım. Sen bir tek bunu unutmadın Zümrüt. Sen yoldaşlığımızı, ahiretliğimizi unuttun. Sen acıya olan ortaklığımızı, ekmeğimizi, sevincimizi bölüştüğümüzü unuttun. Sen yaralarımızı sardığımızı unuttun. Sen bizi unuttun Zümrüt. Sen kiniyle ahbap oldun. Bırak Melek'le Halil'i. Bırak Defne'yle Ömer'i. Sen bir dön kendine bak. Yüzündeki her izde bizim yaşanmışlığımız var. Hatıralarımız var. Sen vefayı, hürmeti unuttun Zümrüt. Ya Ömer, artık şu hastaneden çıksan da ben de bir rahata ersem ya. Her gün her gün yemin ediyorum personel servisine döndüm ya Defne'yi bırakacağım diye. Çıkarım çıkarım bir kibe. Çıkacak mısınız gerçekten? Çıkıyor musun? Ya evet Defne, yani yeter artık. Baksana çocuğun haline ya. Helak olmuş seni getirip götürmekten, zayıflamış, perişan olmuş. Yoksa bana kalsa ben yatarım. Vay vay vay, helal olsun. Çok iyi, çok iyi, süper, süper. Devam edin, gülün. Ama yarın olur Defne, dersin ne olur beni hastaneye götür de parmağımı oynatma. Öyle mi Kerem? Ha, öyle, öyle. Sen merak etme güzel kızım, ben seni gelir alırım. Teşekkür ederim Vildan teyzeciğim. Görüyor musun Kerem? Vay, vay be Vildan teyze. Böyle olduk demek ha. İyi, iyi, senin canın sağ olsun. Sen de vur. Düşene bir de sen vur. Kerem, olur mu öyle şey evladım? Hepiniz benim için kıymetlisiniz. Yo, yo, ben anladım. Ben anlayacağımı anladım. Sana da yazıklar olsun Defne. Yazıklar olsun. Taksiye bindir, taksiden indir. Asansör çağır, asansöre bindir, asansörden indir. Ekmeğini, suyunu, çayını eksik etme. Kapılarda bekle. Bunu yapsın. İyi, vur. Vay be, neler yapmış çocuk senin için. Kerem, bir şey söyleyeceğim. Senin futbolun ne oldu? O iş bitti. Yapma ya. Öyle. Artık yaşlanınca futbol yorumcusu olurum. Dedem arıyor. Efendim dede. Oğlum hala dükkana geldi, biraz konuşalım sana. Tamam, tamam, tamam. Uğrarım. Hadi oğlum. Ne diyor? Ana gel konuşalım diyor. Ne konuşacak? Bilmiyorum, gidince öğreneceğiz. Hangisi sence? Şimdi bu zarif ama şimdi bu da gösterişli böyle. Ama bir an karar veremedim ben. İkisi arasında kaldım Rafık. Zeynep, iki tane var zaten. Sağ ol yani, çok yardımcı oldun. Şunu telefon çalayım. Seyran arıyor. Seyran.
Efendim Seyran? Mithat, merhaba. Kusura bakma, böyle bir şey için aramak istemezdim seni ama... bir sorunumuz var. Ne oldu? Bir sıkıntın var, çocuklar iyi mi? Ya iyiler, iyiler. Bir şeyleri yok da. Acıktılar. Ben de bir sürü şey hazırladım ama Seyit Ali'ye hiçbir şey yediremiyorum ben. Yani tutturdu dedemin kebapları diye ben ne yapacağımı bilemedim. Seni aradım o yüzden. Ya tamam, tek sıkıntınız bu olsun ya. Ben şimdi hemen yaptırır getiririm. Sen söyle Kıvırcı'ya, dayın getiriyormuş hemen de. Tamam. Tamam, sağ ol. Tamam, görüşürüz. Bizim Kıvırcık tutturmuş dedemin kebabından isterim diye. İyi işte, ne güzel. Hadi koş koş, bekletme. Tamam tamam, hemen gideyim. Hadi hadi. İşte dur dur dur. Yüzük. Hangisini alacaksın? Valla ikisi arasında kaldım. İki tane var zaten. Bu olsun diyorum ya. Bu mu? Ay, içimden de bu geçirdi ha. Kesin öyle olmuştur Zeynep. Sen bunu bizim kuyumcuya bırakırsın kardeşim. Tamam. Ne hadalisi olsun. Bak, sakın şey yapma, hani heyecandan hani... kebabı verirken yüzüğü vermeyeceksin. Elleme teklifini ederken yüzüğü verirsin. Elin ayağın karışmasın birbirine. Ne adamsın Zeynep ya. Vay benim kardeşim ya. Ya Rafak, sen hep gül ha. İyi, ben gideyim o zaman. Hadi git git, koş. Bekletme. Etme. Usta, acil 3 tane dürüm paket olsun. Hayırdır Mithat abi? Paket servise mi başladın? Yok abi. Bizim Kıvırcık acıkmış, ona yemek götüreceğim. Tamam, Meleğin evine mi gideyim? Yok, Meleğin evinde değil. Nerede, hayırdır? Seyran'ın evinde abi, Gülce ile oynuyorlar. Seyran'ın evinde Gülce ile oynuyorlar. Seyran'ın evinde Gülce ile oynuyorlar. Aferin Mithat. Böyle başının dikine gitmeye devam et Mithat. Ne aferin abi? Ne aferin? Ne diyorsun sen? Sen ne edeyim Mithat, sen? Onu de bana önce. Ha? Dün çıktı, Meleğin evine geldi. Sen utanmadan, sıkılmadan kızın evine girip çıkayım ha. Ya senin bu rahatlığın ne böyle ya? Ha? Nereye gidiyor bu iş böyle Mithat? Hayırdır? Hani senin Sevda'ya hürmetin vardı abi? Hemen babamlardan yana olmuşsun. Ne oldu, sen de mi karşımdasın artık? Benim Sevda'ya hürmetim var. Allah var, ben Seyran'ı da severim, iyi kız. Ama ve lakin bu iş sıkıntılı Mithat. Olucu iş var, olmayıcı iş var. Neymiş abi olmayacak olan? Evlenip ayrılmış olması mı? Lan oğlum, lan oğlum. O çocuğun babası yarın öbür gün çıksa gelse, sağa ters yapsa, sıkıntı çıkarsa ne edeceksin sen? Ne edeceksin o zaman? Ya senin karşısında koskoca Alpay örneği var ha. Millet de konuşmaya başlamış Mithat. Millet de konuşmaya başlamış. Ben ne sağa laf gelsin isterim, ne o kızcağıza laf gitsin isterim. Ya halamla babam da istemiyor Mithat, bilin sen. Ya neyin peşine düştün bu kadar Mithat? Bir dünya derdimiz var ha. Bir de sen böyle bir dert mi ekleyeceksin bize? Merak etme abi. Derdi size düşmez. Eyvallah Mithat efendi. Eyvallah. Senin dersi bitsin de çıkarız yola. Hı. Hem gittiğimizde bir dükkan da görürüz. Ha, ne dersin? Ben akşam Bilal'le konuştum bu arada. Ömer'in durumuna göre onlar da bir iki aya kadar gelip ev bakacaklar. Evet, öyleymiş. Hem Bilal seninle dükkanda çalışmayı bile düşünüyormuş. Ah. Ya. Ne güzel, ne iyi düşünmüş. Ha? Ona da iyi gelir. Sevindim. Zeynep, sen iyi misin? Ah. İyi misin? Eline mi geldi ha? Elmenin eline bir şey oldu, bakayım bir yeri mi acıdı? Gitme.
ben size çay söyledim içecek olarak ama... isterseniz başka bir şey söyleyeyim, kebap söyleyeyim ha? Yok dedi, içmeyeceğiz bir şey. Vallahi. Sağ olun. Hey. Kuzum, geçmiş olsun. Daha iyicesin değil mi? İyiyim. İyiyim dede. Teşekkür ederim. Hastaneden yeni çıktın ya. Keşke biraz daha yatayım. Yok yok, iyiyim ben. Bir şeyim yok benim. Yine de o it yakalanacak kadar evden biraz az çık, ha? Kerem, Kerem yanımda hep. Bir şey olmaz bana. Ben bırakır mıyım dede? Maşallah oğlum, maşallah. Tabii kardeşsiniz. Küçüğü de verdiler size. Bak bundan sonra ayrılık, ayrılık yok ha. Sakın. Hey. Dede, bir şey konuşacaktım. Ha, unuttuk, kaldık onu işte. Şey diyeceğim oğlum, bu baban Adana Spor'la olan anlaşmazlığınızı halletmiş. Allah'ım. Kendim iyice iş. Ben artık oynamayacağım dedi. Bak oğlum. Ben de gittim Nurullah Hoca ile konuştum. Dedim ki bizim oğlan hiçbir kabahati yok. Yani bundan sonra da ben kefilim dedim. Sen bir gerisin geri çağır. Tekrar konuş, gör. Bir bak dedim. He? Yarın seni bekleyeyim. Çok güzel bu. Bak ne güzel haber Kerem. Yok dedi. Yok olmaz artık o. Ne olmaz ya Kerem? Senin en çok istediğin şeyler miydi bu? Senin hayalinde miydi bu? Sen başlamadan bıraktın bile bunu. Nasıl oldu böyle bu iş? Dayı biz gidiyoruz ya. Benim iş bulmam, çalışmam lazım. Kardeşlerime, anneme bakacağım. Futbol falan bitti artık, yok. Oğlum, ben sen sevinirsin diye gittim söylediydim. Ne bileyim, isteyin diye. Ama sen istemiyorsan başka. Ya yok dedi, teşekkür ederim. Sen de konuşmuşsun da. Bu istememek değil. Ben artık Nurullah Hoca'nın yüzüne bakamam. Ya baba kendi söyledi ha. Ben anama bakacağım, ben kardeşlerime bakacağım diye kendi söyledi. Şimdi ettiği işe bak ha. Ya Kerem, senin anladığın iş abi top işi. Deli deli konuş baba. Çık Nurullah Hoca'nın karşısına. Hoca ben hazırım de konu kapansın gitsin ya. Git bol bol paranı kazan, ha geleceğini kurtar ya. Deli misin sen? Ha ya, bak bunun dayım doğru söylüyor. Hem ben Nurullah Hoca'yla konuştum, sana kızgın mızgın değil. Daha ne oğlum? Bak kendine bakarsın, kardeşlerine bakarsın, onlara okutursun, kendini okursun. Ha? Sağ ol. Sağ ol dedi, teşekkür ederiz. Bu Kerem. Sağ ol dedi. Ben konuşurum annemle. Yok yok, hele böyle oturun. Bir şeyler yiyin ha? Yok dedi, sağ ol. Yok. Soğan kebabı söyleyeyim mi baba? Hadi oğlum et bir şeyler ya. Hadi et. Yok biz gidelim, biz gidelim. Usta atsana evet. Oradan bir soğan kebabı atsana bir çocuklar. Hadi afiyet olsun bakalım. Teşekkürler. Ben çıkayım seni. Seyran. Akşam çocukları ablama bıraksak. Niye? Bir şey konuşmam gerekiyor da seninle. Ne konuşacağız ki? İşte şimdi değil, akşam bekleyeceksin. Yani akşam konuşuruz. Tamam. Tamam. Akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz.
Ya kusura bakmayın. Ders biraz geç bitti ama. Hadi gidelim. Önce bir dükkanı görürüz. Sonra Meleğin doktoruna geçeriz ha. Tamam. Hadi. Aa! Aa, benim civcivlerim gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk abi. Sizin yüzünüz asık. Ne oldu? Melisa. Hadi biz çıkalım. Yok abi yok. Gizli bir şey değil. Siz oturun bakayım bir dakika. Bir şey mi olmuş? Geç, geç kızım. Kerem geç. Konuşalım ya. Defne? Babam Adana Spor'la olan sözleşmeyi iptal ettirmiş. Ha. Tamam yani söylemişti Kerem. Sözünü tutmuş bari. Gaziantep Futbol Kulübü geri gelsin demiş. Onu da mı baban konuşmuş? Dedem. Nurullah Hoca gelsin demiş. Dedem de gitti, ısrar ediyor. Onun yanından geldik. Sen ne istiyorsun oğlum? Önemli olan o. Mutlu olmanı istiyorum. Seni, Defne'yi. Bizi rahat bıraksınlar istiyorum. Aslanım, sen haklısın. Ailen mutlu olsun istiyorsun. Ama bunu yapmak için bir yere gitmene gerek yok ki. Her yerden mutlu edebilirsin onları. Mesele buradan gitmek değil. İradenle, yeteneğinle, içinden gelerek, keyif alarak istediğin her şeyi yapabilirsin. Yoksa huzursuzluk gelir seni her yerde bulur. Mühim olan nereden baktın? Sen o gencecik, güzel kalbine sakin zamanda bir daha bir sor. Tamam. Demek sen ben mutlu olayım istiyorsun, biz mutlu olalım istiyorsun ha? Kerem'im, sen mutlu olursan eğer, ben zaten çok mutlu olurum. Ben sizin için dünyayı karşıma alırım, gam değil. Rize abin çok doğru bir şey söyledi. Senin yüreğin ne istiyorsa olman gereken yerde orası Kerem. Yani ayrıca Kerem bunu çok istediğini biliyoruz zaten. Az sonra arayacağım. Kerem'den uzaklaşarak aç. Dediğim yere geleceksin, konuşacağız. Beni dinleyeceksin. Yoksa Ömer o hastaneden çıkamaz. Anne. Kerem bunlar ne? Kızım ne oldu? Anne Ömer. Ne oldu? Adnan böyle bir şey yok anne. Defne ne diyorsun kızım ne oluyor ne? Anne. Halil Adnan bu. Adnan bu mesaj atmış bir fotoğraflara bakın. Nasıl yani? Thank you.
Anne, ben dışarıya çıkmak istiyorum. Ama anneciğim, şimdi dışarısı olmaz. Seyran abla, ne olur. Ne yapacaksınız dışarıya şimdi ya? Hı, havada soğuk, üşürsünüz. Ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi ben size güzel bir çikolatalı süt yapayım. Sonra bir çizgi film açalım. Hı? Sonra da oynarız birlikte, olmaz mı? Ya ama anne, biz dışarıya çıkmak istiyoruz. Lütfen. Defne, biz adım adım takip edeceğiz seni. Dediklerimizi yaparsan hiçbir şey olmaz. Sakin, soğukkanlı olmaya çalışacaksın sen. Ne o? Anne, ben çok korkuyorum. Nasıl yapacağım? Murat Bey, bunun başka bir yolu yok mu? Ya ben çocuğumun ben onunla karşılaşmasını istemiyorum. Sakinli. Melek Hanım, anlıyorum. Ama şu an bu adamı kafese almanın tek yolu bu. Bu kadar yaklaşmışken kaçırmayalım elimizden. Bir şey olmayacak Defne'ye, söz veriyorum. Zaten bu adamın derdi belli. Defne'yi alıp gitmek. Bizim derdimiz de onun ortaya çıkması. Defne'yi vermeyeceğiz tabii ki de. Yem yapacaksınız yani Defne'yi. Bak delikanlı. Yem diyelim peki. Ama onun yakalanması için çok güçlü bir yem. Hem hepimiz de bunu istemiyor muyuz zaten? Defne'nin küçük bir cesareti sayesinde bütün bu yaşananlar sona erecek. Kerem, Melek, zaten hani tüm polis arkadaşlar buluşma haftasında alacaklar. Ya benim çocuğuma bir şey yaparsın? Allah korusun, Allah'ım, düşünmek bile istemiyorum. Defne'ye zarar vereceğini düşünmüyorum. Herif korkağın teki, hasta. Dosyasını inceledik. Amirim, sinyali kaybettik. Telefonunu kapattı. Anlaşıldı. Defneciğim, ne diyorsun? Bizimle misin? Yapalım mı bu işi? Hadi abi, el birliğiyle yakalayalım şu pisliği. Söz veriyorum, senin kılına bile zarar gelmeyecek. Anne, Kamer'le tehdit ediyor benim. Ömer'e bir şey olursa ben dayanamam, kaldıramam bunu bir daha, ne olur. Korksam da gideceğim, yapacağım bunu. Kızım bak, hiçbir şekilde yapmak zorunda değilsin Defne. Yapmak zorunda değilsin. Anneciğim, yapacağım. Yapacağım. Tamam. Tamamdır Murat abi. Harika. Hazırlıklara başlayın. Defneciğim, şimdi sana takip cihazı takılacak. Merak etme. Biz adım adım takipteyiz. Korkma. Buyurun, şöyle alayım size. Abi, bu arkadaş Adnan'ı görmüş. Nerede? Nasıl? Dün gece otelinde kalmış abi. Ne zaman geldi? Ne dedi sana? Nasıl izin verdin kalmasına? Dün gece geldi, o da istedi. Kimliğim kayıp dedi. Cebinde tonarla para çıkarttı. Ben de bir gecedir diye olur dedim. Sabah da çıkarken yurt dışına çıkacağım dedi. Daha da görmedim. Ama bir daha gelirse haber ederim size. Oğlan elini kolunu sallayarak orada burada kalıyor. Sen adamın yeni bulup getiriyorsun bunu. Abicim sağ ol, sen gidebilirsin. Bunun peşini bırak, tamam mı? Çocuklara da söyle, gözlerini dört açsınlar. Hastaneye, Meleğin evinin oraya, her yere yapışsınlar. İyice canım sıkılmaya başladı. Adnan'ı gören, eden, ne yapıp edip bulup getirsin mi? Duydun mu beni? Duydum abi. Ben de Musa'ya gideceğim. Emniyette neler dönüyor onu öğreneceğim. Hadi. Hastanedeki güvenliği de arttırdık Ali. Korkacak bir şey yok. Her şey kontrolümüz altında. Defneciğim, şimdi sana mesaj atan numaraya bir mesaj göndermen gerekiyor.
Melek, bak Murat ve bütün ekibi burada. Onlara güvenmek zorundayız. Ve lütfen sakin ol. Bir şey olmayacak. Sakin ol. Tamam, görüşelim. Attım. Mesaj iletilmedi ama telefonu kapalı. Olsun. Nasıl olsa açacak. Biz bekleyeceğiz. Arıyor. Aç. Ama hiçbir şey belli etme. Sakin kal. Siz de lütfen sessiz olun. Alo Adnan. Özledin mi beni? Adnan, bunu neden yapıyorsun? Çünkü seni kaybetmek istemiyorum. Bu sefer ben kaybetmeyeceğim dedim. Ne istiyorsun benden? Ne yapmam lazım? Şimdi söylediğim yere geleceksin. Eğer gelmezsen ne olacağını biliyorsun. Adnan, ben şu an gelemem. Gelemem yani, Kerem yanımda. Bırakmaz beni. Bir bahane uydur, kurtul ondan. Tamam. Tamam, geleceğim. Nereye geleyim? Belediye parkına git. Orada seni arayıp konuşacağım, yeri söyleyeceğim. Defter. Sakın beni üzecek bir şey yapma. Ömer'in yanına girebilecek arkadaşlarım var, biliyorsun. Yok amirim, tespit edemiyoruz yerini. Böyle bir şey yapamaz değil mi? Yapmaz. Yok 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 yok, sen sakin ol. Sakin, rahat ol. O odaya sinek bile giremez. Onun bütün derdi seni korkutmak. Bu bizim için aslında avantaj. Senin yalnız olduğunu düşünüyor muhtemelen. Kızım, asla yalnız değilsin. Defnem. Kapıya iki kişiyi yerleştirdim. Koridorun başında ve sonunda da diğer arkadaşlar var. Burası da size emanet, tamam mı abi? 76-40. Kat 1'deki koruma tamam. Ne oldu? Anlamadım ki, bir hareketlilik var ama. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hastanede ufak bir sıkıntı vardı. Şimdilik hastaların dışarı çıkmasını istemiyoruz. Ne oldu ki? Ne sıkıntısı? Geçmiş olsun tekrardan. Ne oldu ya? Ne bileyim anneciğim, anlamadım ki. Anneciğim tamam ama bak, korkma o kadar. Bu cesaretimi kırmadın. Hayır kızım, sen çok güçlüsün Defne'm ben. Defne, çok dikkatli olacaksın, tamam mı? Zaten ben orada olacağım. Ben geleceğim. Tabii tabii, problem yok. Zaten Defne'ciğim merak etme. Biz arkanda olacağız. Arkadaşlar da etrafında. O seni tekrar aradığında buluşmak için yeri biz de duyacağız. Zaten kulağındaki kulaklık sayesinde seninle sürekli iletişimde kalacağız. Ömer arıyor, beni annem var. Tamam, aç. Hiçbir şey belli etme. Endişelenmesin. Tamam. Alo. Defne, neredesin? Hocadayım annemlerle. Oh tamam. Tamam, merak ettim. Onların yanında dur, tamam mı? Git ayrılma bir yere. Yok yok. Annemlerleyim zaten. Beraberiz, bir şey yok. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey yok, bir şey yok. Hadi öpüyorum, konuşuruz. Tamam, tamam Ömer. Görüşürüz. Defne, artık Adnan'ın telefon dışında hiçbir telefonu açma. Tamam mı? Yok. Hadi çıkalım. Şişt. Dikkatli ol. Kapı
arkadaşlar Defne çıkış yapıyor. Yakın takipte kalın. Biz de birazdan çıkacağız. Tamam, çıkabiliriz. Tamam, önde, tamam. Sağ ol Murat. Rica ederim Akil. Bu işi bitireceğiz. Atlattın mı Kerem'i? Yalnız mısın? Evet evet, atlattım. Yoldayım, geliyorum. Tamam. Parka gelince görüşürüz. Defne, konuşmayı dinledik. Sen sakin ol. Simitçi, helvacı, baloncu, onların hepsi bizden. Bütün polis arkadaşlar parka dağıldı. Adım adım takipteyiz. Korkacağın bir şey yok. Yavaş yavaş yürü, biz arkandayız. Nasıl? Tamam, anladım. Bana bilgi ver mutlaka. Çok mühim bu mesele. Senin oğlan Defne'yi aramış. Buluşacaklarmış. Ne diyorsun ya? Nerede buluşacaklarmış? Nasıl öğrenmişler? Polis Defne'yi dinlemeye almış. Nerede buluşacaklar? Şu an belli değil. Bizim polisten önce oğlumu almamız lazım. Onu hapse atmadan yurt dışına çıkarmam lazım. Bul bir yolunu, nerede buluşacaklarını öğren. Oğlumu hapse atarlarsa ölür. Nefessiz kalır, yaşayamaz. Onlardan önce onu alıp hastaneye kapatmam lazım. Bul onu. Hepimiz buradayız. Sen sakin ol lütfen. Ben de duymak istiyorum. Tamam. Sesi biraz dışarı verin. Tüm ekip orada. Simitçiyi gördün. Baloncu da orada.
sonra park görevlisi. Onların hepsi bizden. Sen şimdi sakince o tarafa doğru yürü. Defne bak, annen de burada. Sakin ol. Hepimiz yanındayız. Soğukkanlı davran. Alo. Adnan, geldim ben. Hoş geldin. Görüyorum seni. Devam et. Ben seni bulurum. Defne sakin. Sakin, rahat ol. Adnan ne diyorsa dediklerini yap. Dediği yöne doğru yürü. Seni görüyoruz. Belli mi yeri? Yok ama Adnan'ın Defne'yi aradığı telefonun izine sürüyor arkadaşlar. Son arayanlardan ulaşmaya çalışıyorlar. Bul. Ne olursun bul o numarayı. Oğlumu arayıp oradan uzaklaşmasını söylemem lazım. Gitsin, uzaklaşsın oradan. Ben yanında olurum, arkasından gidelim. Melek, olmaz. Lütfen bak, sonuna geldik. İş bitmek üzere. Ne olur biraz daha sabır. Anne, tamam. Bütün polisler etrafında zaten. Oğlum, kardeşim pislikle yüz yüze geleceğim. Melek, az bir sakin olur musun? Bak, az kaldı. Oğlum, sakin duruyorum. Sakin, lütfen. Yüz yüze gelecek ve bitecek her şey. Her şey son bulacak. Lütfen. İyi işte. Ben de onlar için geldim. Erdal, korkacaklar lütfen Erdal. Erdal. Şişt. Baba. Kızım. Kimi arıyorsun acaba Seyrancığım? Erdal, lütfen.
Son kez bak Defne'ye. Bir daha onu göremeyeceksin. Çünkü biz beraber gidiyoruz. Ömer. Defne. Ömer. Ömer! Defne! Anneciğim bir dur! Defne! Anne bırak! Ömer! Arkadaşım sakin ol! Merak etme, her şeyden haberimiz var, bir şey olmayacak. Arama sakın. Telefonu verir misin? Bana telefonu ver. Arkadaşım bak. Bana o telefonu ver. Ben lazım. Ben de yardım edeyim. Bana telefonu. Kitleyin kapıyı. Bana Anne. Aç, bir şey yapacağım. Anne. Anne, bir şey yapacağım. Anne. Geldin. Karşımdasın. Ulan aç şu telefonu, aç. Baba affet, ben defnesiz yapamıyorum. Kaç oradan, uzaklaş, tuzak! Sana tuzak kurdular. Kaç oradan! Ne oluyor? Sakin ol. Her şey kontrolümüz altında. Arkadaşlar dikkatli olun. Tetikte bekleyin. En ufak bir tehlikede müdahale edeceksiniz. Neden yaptın? Hayır. Hayır, bir şey yapmadım ben. Ne olur bir şey yapma, ne olur. Çok pişman olacaksın. Malum şahıs eline beline attığı silah olabilir. Olmaz! Melek gitme, Melek! Olmaz! Melek dur! Bir delilik yapma oğlum. Ekipler hemen müdahale edin. Hayır.
Anne.